Kuru incir neye iyi gelir, ne işe yarar? Günde kaç tane kuru incir yenmeli? Kuru incirin zararları nelerdir? İşte, tatlılarda sık sık kullanılan kuru incirin faydaları ve kullanımı. İncir, dutgiller familyasına ait yenilebilir bir meyvedir. Dünya çapında yaygın olarak yetiştirilen bu meyve, tatlı yapımında sık sık kullanılır. İncirin güneşte veya fırında kurutulmasıyla, kuru incir elde edilir. Kuru incir hem sade bir şekilde, hem de aşure gibi farklı tariflerin içerisinde kullanılır. Ölçülü bir şekilde tüketildiğinde, sağlık açısından birçok faydası vardır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. İncir, kuru ya da yaş şekilde ülkemizde çokça tüketilmektedir. Sağlığa faydalı olması sebebiyle tüketen kişiler olsa da, genellikle tadı beğenildiği için tüketilen bir meyvedir. Taze incirin faydaları kadar, kuru incirin de faydaları bulunmaktadır. Aynı zamanda, kuru incir kişiler tarafından çok daha fazla tercih edilmektedir. Peki ya kuru incirin sağlığa olan faydaları nelerdir? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir? İşte tüm cevaplar. Kuru incir her yerde kullanılan bir besindir. Eski zamanlardan beri mutfaklardan eksik olmamaktadır. Kuru incir lezzetli olduğu kadar sağlıklıdır. Sağlığa olan faydaları azımsanmayacak kadar fazladır. Kuru incir, yedikçe kendini yediren bir yemiştir. Bu yüzden insanların aklında incirin kilo aldırıp aldırmadığı soruları dolaşmaktadır. Kuru incirin faydaları nelerdir? Kuru incir, lezzetinin yanı sıra çok büyük faydalara sahip bir besindir. Kuru incir içerisinde bulunan birçok vitamin sayesinde, insan sağlığını düzenleyen ve koruyan bir yapıya sahiptir. Kuru incirin faydalarından bazıları ise şunlardır. Kabızlık ve sindirim rahatsızlıklarına iyi gelir. Kabızlık birçok insanın ortak sorunudur. Tuvalete çıkamamak çoğu insanın hayatını zehir eden bir durumdur. Bu durumda ise, kişilere lifli yiyecek yemeleri tavsiye edilir. Lifli yiyecekler tüketildiği takdirde, kişilerin kabızlık sorunları ortadan kalkmaktadır. Lif bakımından çok zengin olan kuru incir ise, bir kişinin bu rahatsızlıktan kurtulması için birebirdir. Tansiyon hastalarına iyi gelir. Kuru incir, potasyum kaynağıdır. Potasyum ise, tansiyon ve kan basıncını dengeleyen bir maddedir. Potasyum bakımından zengin olan incir ise, bu rahatsızlıkların önüne geçebilir. Yaşı ileride olan kişilere kuru incir tüketmeleri sık sık önerilir. Tansiyon riskini azaltmak isteyen bir kimse, kesinlikle kuru incir tüketmelidir. Diyabet hastalarına yardım eder. Gıdalardan alınan şekerlerin sindirim ve emilimi, bazı kişiler için oldukça güç olmaktadır. Bu rahatsızlığın önlenebilmesi, kuru incir ile mümkündür. Çünkü kuru incir yüksek lif içermektedir. Hem diyabet hastaları, hem de diyabet riski olan kişiler için, dengeli düzeyde kuru incir tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Kalp ve damar hastalıklarının düşmanıdır. Kuru incir, yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kalp ve damar hastalıklarının baş düşmanıdır. İçerdiği potasyum sayesinde, yüksek tansiyon dengelenir. Buna bağlı olarak ortaya çıkacak olan kalp rahatsızlıklarını önler. Cilde iyi gelir. Yaşlanmaya rağmen genç ve dinç gözükmek isteyen kişiler, kesinlikle kuru incir tüketmelilerdir. Kuru incirin cildi koruyup besleme özelliği vardır. Kuru incir kürü nasıl yapılır? Kuru incir kürü en az kuru incir kadar sağlıklıdır. Kuru incir kürü şu şekilde yapılmaktadır. Kaynayan yarım litre klorsuz suya, 8-9 adet kuru incir katılır. 7 dakika boyunca ağzı kapalı bir şekilde kısık ateşte kaynatıldıktan sonra, altı kapatarak ılımaya bırakılır. Kaynamış olan kür ılıdıktan sonra süzülür. Süzdükten sonra da 2 ya da 3'e bölünür. Bu kür, 1 ay boyunca yemeklerden 10 ila 15 dakika önce aç karnı içilir. İncir kürü neye iyi gelir? Kuru incir kürü birçok rahatsızlığa faydalıdır. Düzgün uygulandığında ve hazırlandığında, çok etkili olmaktadır. Kuru incir kürünün faydalarından bazıları ise şöyledir. Kan yapıcı özelliği vardır. Yumurtaları çatlatır ve hamile kalmayı kolaylaştırır. Kuru incir nasıl tüketilmelidir? Kuru incir direkt olarak tüketildiği gibi, çeşitli şekillerde de tüketilebilir. Örneğin yoğurt, kahvaltılık ve gevrek gibi şeylere katılarak yenilebilir. Aynı zamanda kuru incir ile tatlılar, kurabiyeler yapılabilir. Kuru incir ile kür yapılarak yenilebilir. Ya da zeytinyağı ile kuru incir tüketilebilir. Bu birçok derdin devasıdır. Kuru incir yemek kilo aldırır mı? Kuru incir tüketen herkes ne kadar tatlı olduğunu bilir. Kuru incirin içerisinde doğal şeker vardır ve çok yoğundur. Bundan dolayı çok fazla tüketilen kuru incir, kilo alımına sebep olabilir.
Bu yüzden kuru incir tüketirken dikkatli olmak gerekir. Aksi takdirde istenmeyen kilolarla karşılaşılması mümkündür. Günde kaç tane kuru incir yenmeli? Kuru incir, ara öğünde veya kahvaltıda günde 2 adet olacak şekilde tüketilebilir. 2 adetten fazlası, sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kuru incirin zararları nelerdir? Kuru incirde yüksek oranda fruktoz vardır. Yani çok fazla şeker içeren bir besindir. Aşırı tüketilmesi halinde, tiroid ve pankreas başta olmak üzere, bütün vücudun yağlanmasına sebep olabilir. Ayrıca, diyabet hastalarının kuru incir tüketmeden önce doktora danışmaları önerilir. Önemli uyarı. Kuru incirin diğer besinlerde olduğu gibi, her insanda gösterdiği etki farklıdır. Kronik rahatsızlığı olan kişiler, hamileler, emziren anneler ve alerjik bünyeye sahip olan kişiler, kuru incir tüketmeden önce doktora danışmalıdır. Sağlıklı bireyler ise, günde 2 adetten fazla tüketmemelidir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.